Çok konuştum arkadaşlar. İçinde hiçbir delil olmayan soruşturmayla Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı tutukladılar. Karara ilk tepkiler gazetecilerden geldi. Sizi hiçbir somut suçla suçlayamıyoruz. Çünkü ortaya delil koyamıyoruz. Çünkü ortada delil yok. Biz sizi sadece bize verilen talimat gereği bazı şüphelerle suçluyoruz. Ellerinde delil olsaydı, somut deliller hiç makul şüpheye ihtiyaç duyarlar mıydı? Ellerinde somut delil olmadığı için makul şüpheye ihtiyaç duyup bir makul şüphe yasası çıkarttılar. Bu yargı açısından bir utançtır. Türk yargısının geldiği nokta açısından da maalesef bir utançtır. Kara bir leke olarak yargı tarihine geçecektir. Burada bir hukuk, bir yargılama falan söz konusu değildir. Talimatla, bir kişinin verdiği talimatla, bir kişinin verdiği buyruklarla, bir kişinin verdiği emirlerle Çağlayan Adliyesi'nde bir tiyatro oynanmaktadır. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil tutuklama kararını verenlerin AKP'nin geçtiğimiz cuma yasalaştırdığı makul şüphe isimli tamamen muğlak bir ifadeye dayandırdığını hatırlattı. Makul şüphenin karşılığı abestir. Bugün ne dışarıya çıkan makul bir gerekçeyle çıkmıştır, ne içeride kalan makul bir gerekçeyle kalmıştır. Dolayısıyla dışarıya çıkan ne kadar masumsa içeride kalanlar da o kadar masumdur. O hukuksuzluktur, antidemokratik uygulamalardır. O kişi hak ve özgürlüklerine saygı duymayan keyfi ve cebri muamelelerdir. Samanyolu Yayın Grubu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kızıltepe, hukuksuzlukları örtmek isteyenlerin medyayı hedef aldığını söyledi. Epey bir gürültü patırtı çıkartıldı. Ama ortaya konulan o gürültü patırtıya göre geride çok fazla bir şey olmadığı için yine bir küçük operasyonel bir şey mi diyelim artık, nasıl ifade edeceğimizi tam net olarak da kelime olarak da bilemiyorum. Yani Ekrem Bey bırakıldı, Hidayet Bey tutuldu. Yani sonucu itibariyle yani biz de işte her şeyi kanuna, usule uygun yapmaya çalışıyoruz. Algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Gazeteci Roni Marquez, medyaya yönelik baskı ve sindirme girişimlerinin temelinde AKP'nin yolsuzlukları konuşturmama gayreti olduğunu söyledi. Hükümet kendi suçunu örtbas etmek için her şeyi cemaate yüklüyor. Gazeteci yazdığı yazılar nedeniyle gözaltına alınıyor. Bu olur şey değil tabii ki. Gazete yazısı hiçbir durumda suç olamaz.